zamanım el verdiğince anlatmaya çalışacağım. Son yıllarda böbrek naklinin ilk yılında sağ kalıbında önemli düzelmeler sağlanmış. İlk yıldan sonra gref kaybı önemli olmakla birlikte zamanla düzelme sağlanmış. 95-2000 yılları arasında akut rejeksiyonda azalma olmasına rağmen uzun dönem gref sağ kalımında çok da akut dönemdeki kadar başarı elde edilememiş. Ancak 2016 yılındaki organ elde edilim ve transplantasyon network'ün yayınladığı 2016 verilerine göre artık uzun vadede de böbrek nakillerinde daha iyi bir giriş olduğu görülmekte. En üstteki sarı hat 10 yıllık gref sağlık kalımı göstermekte. 2000'li yıllardan bir olduğu gref sağ kalımında önemli düzelmeler olduğunu gösteren bir rapor. Bu hem gref sağ kalımı hem de ölümlü dahil olmak üzere yapıldığı zaman her ikisinde de giderek uzun vadede de olumlu sonuçlar elde edildiğiyle ilgili bir slide. Uzun vadede gref sağ kalımını etkileyen birçok faktör var. Bu faktörler vericiyle ilgili olabilir, donörle ilgili olabilir, transplant sırasında alıcının durumuyla ilgili olabilir veya immünsüpresiflerle ilgili olabilir. Birçok etnik grupta allograf yaşam süresi farklılık gösterebilir. Bu hem risk faktörlerinin farklılığıyla ilgili hem de sağlık hizmetlerine ulaşımla ilgili olabilir. Erken bazı faktörler hem erken hem de geç dönemi etkileyecek faktörlerdir. Bunlar hem akut dönemdeki gref sağ kalımında hem de kronik dönemdeki sağ kalımda etkili faktörlerdir. Bunlar gecikmiş gref fonksiyonu, heleal uyumsuzluğu, donör böbreği, donör hastalıkları, tıp merkezinin deneyimi ve diğerleri şeklinde sınıflandırılabilir. Gecikmiş gref fonksiyonu oldukça önemli bir problem. Bir yıllık yaşam sağ kalımında 518 hastanın analizinde elde edilen veriler sonucunda bir numarada gecikmiş gref fonksiyonu ve soğuk iskemi zamanı önemli bulunmuş ve bu bir yıla kadar da devam etmiş bu etki. Ayrıca gecikmiş gref fonksiyonu ile ilgili risk faktörleri değerlendirildiği zaman yine soğuk iskemi zamanı, donör yaşı, kadından erkek vericiye alıcıya böbrek nakli ve vericinin yaşı önemli bulunmuş. Yine akut rejeksiyon risk faktörleri değerlendirildiğinde de gene hala dere uyumsuzluğu ve gecikmiş gref fonksiyonu ön planda bulunmuş. Yani özet olarak soğuk iskemi zamanı ve gecikmiş gref fonksiyonu kısa ve uzun dönem gref yaş sağ kalımında önemli faktörler olabilir. Bir diğer faktör HLA antikorları. Bu HLA antikorlarıyla ilgili olarak 36 merkezden 628 böbrek nakilli hastayla ilgili antikor değerlendirmesi yapıldığı zaman karaciğer, kalp, böbrek, akciğer ve böbrek nakilli stabil durumdaki hastaların kanındaki HLA antikorları değerlendirildiği zaman böbrek nakilli hastaları incelediğimizde 628 hastanın değerlendirilmesinde %9 ile %21 arasında değişen oranlarda antikor saptanmış ve bu antikorlarla ilişkili olarak daha sonraki dönemde greftin durumu değerlendirilmiş ve bu hastalar siklosporina ve MMF kombinasyonuyla tedavi edildikleri zaman %9.8 olduğu halde organ kaybı siklosporin azotioprin olan grupta daha yüksek oran saptamış. Buradaki tabloya dikkatinizi çekmek istediğimde greft sağ kalımında en önemli faktör post transplant dönemde oluşan antikorlardır. Post transplant antikor pozitif olan hastalarda greft sağ kalımı total olarak değerlendirildiğinde 6.6 iken antikor negatif olanlarda 3.3 bulunmuş. Ancak pre-transplant antikor pozitif ve post-transplant antikor negatif olanlarda bu oran 2.1 olmasına rağmen pozitif olanlarda 6 bulunmuş. Pre-transplant antikor negatif iken
post-transplant antikor bulunan hastalarda ise graft sağ kalımı 8.6 bulunmuş. Ölümde pek bir farklılık olmamakla birlikte graft sağ kalımı post-transplant döneminde oluşan antikorlar önemli oranda etkilemiş bulunmuş. Bu grafikte de yine ayrıntılı olarak değişik serum kreatinin düzeylerinde yine antikor pozitiflerinin graftin sağ kalımını olumsuz etkilediği ile ilgili grafik. Yine donör böbreğe çok önemli faktörlerden bir diğeri. Bir kere canlı vericiyle kadavra donörü farklılık göstermekte. Canlı vericide bir yıldan 20 yıla kadar uzayan zaman diliminde kadavra donörüne göre daha iyi bir sağ kalım söz konusu. Yine ancak kadavra donörü o kadar da kötü değil. Avustralya, Yeni Zelanda ekibinin yaptıkları değerlendirmede kadavra veya canlı donörlerle ilgili graft sağ kalımları çok da birbirinden olağanüstü farklılık göstermemekte bu grafikte. Yine asıl problem donörün yaşı. Donörün yaşı 50'nin üstünde olduğu zaman olumsuzluk başlamakta. Hele 60 yaşın üstüne çıktığı zaman bu olumsuzluk daha büyük bir orana oluşmakta. Bu kıyaslamalar 40 yaşın altındaki sağlıklı donörlerden elde edilen verilerle kıyaslanma. Donör yaşı 50'nin üstüne çıktığı zaman 1.41-60'ın üstüne çıktığı zaman da hiçbir hastalığı olmasa bile 1.90'a ulaşmakta. Serebrovasküler olay veya hipertansiyon ya da serum kreatinin 1.5 miligramın üstünde olduğu durumlarda donör yaşı 50 veya 60'ın üstünde olduğu zaman risk faktörleri 1.5 veya 2'nin üstüne çıkmakta. Yine ikili kombinasyonlarda yani hipertansiyon, serebrovasküler olay veya serebrovasküler kreatinin yükselmesi olan durumlarda da yine bu graft kaybının risk faktörleri 1.7 veya 2'nin üstüne çıkmakta. Üçlü olduğu zaman da bu çok büyük risk faktörü olarak görülmekte. Yine standart ve genişletilmiş kriterlere göre değerlendirme yapıldığı zaman da alıcının yaşı 35'ten itibaren giderek artışlarda graft sağ kalımı giderek azalmakta. Bir başka çalışmada yine 40 yaşın altına göre 40-60 yaşın üstündeki donör yaşlarında graft yetmezlik riskinin 2.35 olduğu saptanmış ve bildirilmiş. Transplant için tüm böbrekler eşit değil. Bunu değerlendirmek önemli. Bunun için 2014'ten itibaren 2014'e kadar genişletilmiş ve standart kriterlere göre donör saptanmasına rağmen daha sonraki dönemde kidney donör profil indeksi geliştirilmiş. Bu indekse göre indekste yer alan kriterler donör yaşı, donörün etnisitesi veya ırkı, hipertansiyon, diyabet, donörün boyu, ağırlığı gibi, serum kreatinin düzeyi, ölüm nedeni, hepatit B veya C durumu veya kardiyak ölümden sonra donation gibi faktörler böbrek donör profil indeksi içinde yer almakta. Buna göre böbrek donör profil indeksi ne kadar yüksekse graftin yaşam süresi de o kadar kısalmakta. Örneğin alttaki profilde %10'dan 100'e kadar değişen rakamlarda 2 yıllık sürüde %85'in üstüne graft sağ kalıbı hem bir yılda hem 2 yılda olumsuz olarak görülmekte. Aslında 2014'ten önce 2009 yılında da bir grup çalışmacı yine 69.440 hastayı değerlendirdikleri zaman 14 kriter elde etmişler. Bunlar saydığım kriterlerin ötesinde birkaç kriter daha eklenmiş. Daha doğrusu birkaç daha kriter kullanılmış ve bu kriterlere göre de donörün kalitesi ve graftin sağ kalımı değerlendirilmiş. Buna göre sağlıklı 40 yaş donörle kıyaslama yapıldığı zaman 5 yıllık yaşam süresi kidney donör
risk indeksi 1.45'in üstünde olduğu zaman %63 olarak bulunmuş. Bu risk düştükçe 5 yıllık gref sürveyi de daha iyi olarak elde edilmiş. Yine bir diğer faktör tıp merkezinin deneyimi. Bu daha çok erken dönem için önemli ama merkezin uzun takip deneyimi greftin sağ kalımını etkileyebilir. Bu devirdeki etkili immünsüpresifler nedeniyle merkez etkisi var mı diye de bazı tartışmacılar konuyu farklı yönden yorumlamaktalar. Yine diğer faktörler neler olabilir? Mesela preemptif veya diyaliz sonrası diğer transplant yapılması. Preemptif transplantasyonun başarısı çok daha yüksek. Ancak diyalize giren hastalarla bunu kıyaslamak çok da doğru olmayabilir. Çünkü diyalize giren hastaların durumlarıyla preemptif hastaların durumlarını eşitlemek ve ona göre yorum yapmak çok mümkün görünmüyor. Ayrıca yine hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarının post transplant dönemindeki graftinin de farklı olduğu söylenebilir. Uzun süreli takiplerde yine önemli bir bulgu da bu hastaların da takipleri sırasında ortaya çıkan belirtiler. Örneğin ALERT çalışmasında 2000 hasta 5-6 yıl izlem sırasında bu hastalarda serum kreatinin düzeyinde her 100 mikromol artışlar graft kaybı riski 3.12 artmış. Proteinürü 1 gram üstündeki proteinürü 1.6, nabız basıncındaki her 10 milimetre artışta graft kaybı riskini 1.12 artırmış. Yine bu serum kreatinindeki artış eğer stabil devam etmezse graftin uzun dönemdeki sağ kalımı da yine olumsuz etkilenmekte. Bir başka faktör de allograft kaybının patogenezi çok bilinmiyor. Bu patogenezle ilgili öne sürülen faktörlerden birisi alloantijen bağımlı olabilir. Bunlar akut rejeksiyon öyküsü, HLA uyumsuzluk derecesi, enfeksiyonlar veya yetersiz immünsüpresif olarak değerlendirilebilir. Bir de alloantijen bağımsız faktörler olabilir. Akut rejeksiyon atakları oldukça önemli. Geç dönem graft yetmezliği riskini artırmakta. Örneğin rejeksiyonu olan ve olmayan hastalar kıyaslandığı zaman graft 12 yıllık takip sırasında kronik allograft nefropati gelişme riski akut rejeksiyon gelişen hastalarda 5.2 kat artmış olarak bildirilmiş. Yine soğuk iskemi zamanı oldukça önemli bir durum, önemli bir problem. Ancak eğer doku uyumu tam ise soğuk iskemi zamanının uzun olması getirdiği olumsuzluklar ortadan kalkabilir. Ama eğer HLA uyumsuzluğu varsa soğuk iskemi uzun vade graft sağ kalımını olumsuz etkilemekte. Soğuk iskemi zamanı 12 saatin üstüne çıktığı zaman graft sağ kalımı giderek azalmakta. Bununla ilgili olarak bir çalışmada 520 hasta değerlendirildiği zaman soğuk iskemi zamanı bu hastalar birçok yönden benzer olmasına rağmen soğuk iskemi zamanı yönden 19 saat veya 25 saat olduğu zaman bir yıldan 10 yıla kadar uzayan sürelerde graft sağ kalımı uzun olan hastalarda daha kötü olduğu görülmüş. Ancak hasta sürmeyi benzer bulunmuş graft sağ kalımı uyumsuz olmakla birlikte. İkinci nakilde yine sürmeyi oldukça kötü durumda. Yine bu slide hepimizin her zaman hatırladığı slide'lar. Mismatch ne kadar fazlaysa graft sağ kalımı da o kadar kötü görülmekte. Yine non-HLA antikorlar önemli olabilir. Mesela bu konuda çok fazla veri yok. Ama HLA uyumlu kardeşlerin uzun dönem takiplerinde elde edilen verilerde bu hastaların aslında PRA'sı negatif. 3001 hasta PRA negatif olarak devam etmesine rağmen PRA pozitifleşen post transplant dönemde non-HLA antikorlar %63 ve %56 olarak PRA yüzdesi arttıkça graft sağ kalımında
10 yıllık grev sağ kalımında azalmış. Sonuç olarak non-HLA transplant immunitesi daha önce düşünülenden daha önemli olabilir. Anti-HLA antikorlar erken rejeksiyonda önemli olmasına rağmen non-HLA antikorlar uzun dönem takiplerinde etkili olabilecek faktörler olarak söylenebilir. Ancak bu non-HLA antikorların hangisi olduğu ve ne kadar olduğu bilinirse belki transplant döneminden itibaren vasıtalar belirlenerek daha iyi bir önlem alınabilir. Yine 2231 hastanın 2 yıllık takibinde HLA'sı negatif olanlarda graf sağ kalımı %93, HLA pozitif olanlarda %85 bulunmuş ve bunun HLA antikor saptanan hastalarda graf sağ kalımının daha uyumlu olarak olduğu görülmüş. Yine HLA uyumu ve soğuk iskemi zamanı ile ilgili bir başka iddia da mesela eşler arasındaki nakilde HLA uyumu çok fazla, haplotip uyumu çok fazla olmamasına rağmen aileden bir haplotip mismatch olan Graf survey ile eşler arasında Graf survey'nin benzer olduğu bulunmuş. 12 yarı ömrü 12 yıl olarak saptanmış. Yani bu nedenle soğuk iskemi zamanı oldukça önemli olabilir. Kadavra donörde HLA 3 tane uyumsuz olmasına rağmen bunlarda yarı ömür 8.4 yıl olarak bulunmuş. Böylece soğuk iskemi zamanı ve HLA uyumu graf uzun döneminde uzun dönem sağ kalımında önemli olabilir. HLA uyumuyla ilgili olarak hemen bir başka konuda bu hastalara uygulanacak immünsüpresyonda acaba HLA uyumlu çok iyi uyumlu olduğu zaman immünsüpresif tedaviyi bir miktar hafifletsek iyi olabilir mi? Bununla ilgili olarak bir Fransız çalışmasında 27 bin transplant hastası transplantın 2475'i canlı donördenmiş. Bunların da 163 kadarı HLA uyumluymuş ve bu 163 hastanın HLA uyumlu transplantın 21'inde rejeksiyon bulunmuş. Bunlar kıyaslandığı zaman rejeksiyon olan ve olmayan hastalar kıyaslandığı zaman genç hastalarda risk daha fazla olduğu görülmüş. Yine graft öncesi, graft sonrası antikor gelişen hastalarda yine rejeksiyon riskinin fazla olduğu görülmüş. Bu tablonun özetinde saptanan önemli bulgular bunlardı. Ve bu hastalarda kardiyovasküler olaylar veya diğer komplikasyonlar akut rejeksiyon gelişen ve gelişmeyenlerde benzer olarak bulunmuş. Ancak bu hastalardaki immünizasyon hafifletildiği zaman sekonder immünizasyon hafifletildiği zaman graf sağ kalımında graf rejeksiyon riskinin 19 kat arttığı görülmüş. Alıcının yaşı arttıkça olumlu olarak görülmüş. Donörün beden kitle indeksi arttıkça yine graf kaybının riski artmış 1.27 şeklinde bulunmuş. Yine bu hastalarda sekonder eğer daha önceden transplant olmuşsa da bu hastalarda da yine graft rejeksiyon riskinin fazla olduğu saptanabilmiş. Söylenecek bu makalenin sonucunda söylenebilecek şey immünsüpresyonun minimalize edilmesi dikkatli olunmalı HLA uyumlu hastalarda da. Böyle olunca sensitizasyon konusu ayrıca önemli. PRA pozitif hastalarda graft survey'i 10 yıllık bu UNOS verilerine göre %43 iken PRA 0 hastalarda %52.4 olarak bildirilmiş. Ve bu hastalarda acaba pre-transplant dönemdeki kan transfüzyonu, gebelik ya da transplantasyonun hangisi daha önemli olarak değerlendirme yapıldığı zaman kan transfüzyonu veya gebelik değerlendirildiği zaman çok farklılık olmamakla birlikte transplant artı gebelik veya transplant artı kan transfüzyonunun graft kaybını 1.23 ya da 1.58 kat artırdığı saptanmış. Bir başka konuda yine graft
donör spesifik antikor gelişmesiyle ilgili. Eğer donör spesifik antikor gelişiyorsa Drefsori'yi %68 negatif olan hastalarda ise %77 bulunmuş. Ayrıca bu hastalar alt gruba ayrıldığı zaman antikor aracılı rejeksiyon gelişen hastalarda Drefsori'nin çok daha kötü olduğu tabloda görülmekte. Yine gecikmiş Graf fonksiyonuyla anti-ELA antikorları veya anti-DSE antikorlarının değerlendirildiği bir başka çalışmada da asıl problem antikor gelişmiş olması, anti-ELA veya anti-DSE antikorlarının pozitif olması Graft'in sağ kalımını çok daha kötü etkilemekte. Yine burada hemen arkasından gelebilecek şey, acaba bu DSA'ların, bütün DSA'lar aynı şekilde rejeksiyona katkıda bulunuyor mu diye değerlendirme yapıldığı zaman 1016 hasta böbrek nakil sırasında ve birinci yılda rejeksiyon sırasında biyopsi yapılmış ve bu biyopsiler esnasında da DSA için kan örnekleri alınmış. Daha sonra da bu kan örneklerde bu DSA'ların C1Q'yu bağlayıp bağlamadığı değerlendirilmiş. HeLa DSA'sı pozitif olan hastalarda 5 yıllık survey %83, DSA negatif olanlarda 94 bulunmuş. Eğer C1Q bağlıyorsa DSA pozitif hastalarda hemen 5 yıllık survey %54'e düşmüş. Halbuki DSA'sı pozitif olup C1Q'yu bağlamayan hastalarda graft survey'i oldukça iyi görülmüş. Aynı DSA negatife benzer şekilde olduğu saptanmış. Yani C1Q'yu bağlayan DSA pozitif hastalarda graft kaybı 4 kat arttı söylenebilir. Ve bu hastalarda antikor aracılı rejeksiyon ve allografta C4D birikim riskinin de arttı bildirilmiş çalışmacılar tarafından. Bu grafikte de yine DSA pozitif ve negatifleri hastaların kötü gidişleri gösterilmekte. Ancak DSA pozitif olup C1Q'yu bağlayan ve bağlamayanlar kıyaslandığı zaman C1Q'yu bağlayanların graft servisinin çok daha kötü olduğu gösterilmiş. Non-ELA antikorlarıyla ilgili veriler çok fazla değil. ELA uyumlu kardeşlerin uzun dönem takiplerinde PRA pozitif negatif iken PRA pozitif olanlarda graft survey'nin yine giderek düştüğü görülmüş ve burada asıl önemlisi non-ELA antikorların burada rejeksiyon için risk faktörü oluşturabileceği şeklinde belirlenmekte. Yine kan grubu uyumu önemli. Kan grubu ABO uyumu her zaman aranan bir şart. Ancak RH'ye çok dikkat etmiyoruz. Ancak UNOS verilerine göre RH uyuşmazlığında graft survey'i olumsuz etkilediğiyle ilgili bilgi var. Eğer uyumlu ise graft solunumu çok daha iyi gösterilmiş. Burada da bu grafikte de HeLa uyumu olan hastalarla uyumsuz olan hastalar kıyaslandığı zaman klinik gidişin daha kötü olduğu görülmekte. Yine diğer önemli faktörler kalsinör nefrotoksitesi, doku hasarlanması, beyin ölümü, soğuk iskemi süresi gibi ve enfeksiyonlar sıralanabilir. Transplant solanımında immünsüpresiflerin etkisi oldukça önemli. Birçok immünsüpresif var. Bunların hangisi daha iyi ortaya çıkarmak çok da kolay değil. Şimdilik kullandığımız standart immünsüpresifler üçlü kalsinör, MMF ve kortikosteroidlerle yeni ilaçların kıyaslandığı çalışmalarda çok net sonuçlar alınamamış. Ancak hastaların tedavileri kişiselleştirilmeye çaba gösterilmiş. Örneğin kanserli hastalarda mTOR inhibitörlerin tercih edilmesi gibi. Yine burada da Ponticelli'nin bir çalışması, siklosporin kullanan hastalarda graf ve hasta sağ kalımını gösteren bir grafik. Şimdi kalsinörün denince haklı hemen kan şekeri yüksekliği geliyor. Pre-transplant dönemde ya da post-transplant dönemde diyabet gelişen hastalarda graft survey olumsuz etkilenmekte ve bu renal transplant alıcılarında sepsis, enfeksiyon ilişkili ölüm riskinde artış ve akut rejeksiyon riskinde artış saptanmış. Post-transplant dönemde diyabet oluşumunu engellemek için neler yapılıyor?
Bir kortikosteroid rejim denenebilir. Minimalize edilebilir veya kesilebilir. Yine diabetojenik etkisi olan özellikle tacrolimus azaltılabilir. Ama bunların bedeli de akut rejeksiyon veya rejeksiyon riskini artırılmasıdır. Yine post transplant dönemde diyabet gelişimi yine MMF'e göre mTOR inhibitörleriyle artmış. Bu nedenle kalsinörinden belatesepte geçmek belki glisemik parametreler düzeltilebilecek şekilde bir yorum var. Ancak bu belatesep iyi bir ilaç. Evet, daha iyi bir metabolik profil, daha iyi bir antikor oluşumunun engellenmesi ve uzun dönemde graft survey'i ve hasta survey'i uzun dönemde iyi etkilemekte. Ancak kalsinörün rejimlerine göre akut rejeksiyon sıklığı ve şiddetinin belatesepli rejimlerde daha fazla olduğu bildirilmekte. Bu nedenle şimdilik belatesepte ilgili birçok merkez akut rejeksiyon riskinin artmış olması nedeniyle bir miktar çekince göstermekte. Ancak bu belatesepte bağlı olan rejeksiyonlar daha çok hücresel immünite ve steroide yanıtlı rejeksiyon şeklinde belirtilmekte. Yine çok sayıda çalışmalar ve mTOR inhibitörleriyle birlikte belatesep kullanılan hastalarda akut rejeksiyon riskinin %0 ile %4 olduğu bildirilmiş. Ancak henüz indüksiyon tedavisi ne kadar sürer, hangisi verilir, ne kadar dozda verilir, steroid ne kadar kullanılırla ilgili net bilgiler henüz yok. Bu grafiği koydum ama akut rejeksiyon ve graft survey ile ilgili olumlu sonuçları gösteren akut rejeksiyonun arttığı, graft survey'inde daha iyi olduğuyla ilgili sonuçlar var burada. Çok küçük olduğu için tek tek sayamayacağım. Steroid hemen önümüze çıkan önemli bir engel ama önemli bir kurtarıcı. Faz 4 çalışma yapılmış. Buradaki 105 tane düşük riskli, immünolojik riski düşük olan 105 hasta 3. ayda ve 24. ayda böbrek biyopsisi yapılmış ve MMF ve tacrolimus alan bu hastaların 53'ünde kortikosteroid kesilmiş, 52'sine devam edildiği zaman gerçekten kan basıncı, hemoglobin A1C düzeyi daha iyi seyretmiş steroid kesilen hastalarda. Akut rejeksiyon kabul edilebilir düzeyde her iki grupta da. Ancak ölüm her iki grupta da olmamış. Yalnız böbrek biyopsisi değerlendirildiği zaman önceden subklinik inflamasyonu olan hastalarda kortikosteroid kesildikten sonra kronisite indeksinin arttığı gösterilmiş. Beyin ölümü zaten bütün organlarda olumsuzluk ve donör organında da olumsuzluk oluşturduğuyla ilgili bilgiler klasik. Yine kadaverik böbreklerde, kalp atımı olmayan kadaverik böbreklerde de irreversible organ hasarlanması olması nedeniyle yine sonuçlar nasıl olacağıyla ilgili birçok çalışma var. Ancak sonuçların kabul edilebilir olduğu bildirilmekte. Bu grafikte de 24 aya kadar olan dönemde kadaverik beyin ölümü ve kardiyak ölümden sonra gelişen yapılan organ nakillerinde sonucun çok da kötü olmadığıyla ilgili bilgi var. Ve burada da yine gecikmiş graft fonksiyonuyla ilgisi gösterilmiş. Yani bu sonuçlar yine kabul edilebilir şekilde yazarlar tarafından bildirilmiş. CNV pozitifliği yine graft rejeksiyonu için risk faktörü olmakta. Pozitif olan hastalarda graft rejeksiyon riski %10 fazla, daha fazla rejeksiyon. Sera pozitiflerde kötü. Enfeksiyonun tetiklediği bir stokin aktivasyonu bu işi yapabileceğiyle ilgili bilgiler var. Yine CNV'nin graft rejeksiyonu yanı sıra aterosklerozla da birlikteliği gösterilmiş. Yine böbrek ağırlığı olumsuz etkilemekte. Böbrek ağırlığı küçük oldukça alıcının vücut oranına göre 2.3'ten daha küçük olduğu zaman kötü sonuçlanmış. 2 yıl sonunda 1189 renal transplant hastasında hem glomerulosikleroz riski hem de proteinür ve graft yetersizliği riskinin arttığı gösterilmiş. Düşük donör ağırlığı, alıcı ağırlığına bağlı riskler, yani küçük böbrek ve iri yarı bir alıcı da o kötü bir klinik
ve grev sağ kavramıyla birlikte seyretti. İlaç kompleksi en önemli rejeksiyon sebeplerinden veya grev kaybından birisi. Yine post transplant dönemdeki hipertansiyon olumsuz grev sağ kalım için olumsuz faktörlerden birisi ve bu düzeltilebilecek bir faktör. Bu nedenle kan basıncının iyi kontrolü oldukça önemli. Yine de novo veya rekürent glomerül hastalıkları olumsuz etkilemekte ve bu rejeksiyonla kıyaslanabilecek kadar kötü. Akut rejeksiyon mavi çizgi altındaki hemen glomerüle nefrit rekürensi olarak görüldüğü zaman akut rejeksiyona yakın bir olumsuzluk göstermekte. Ve bu glomerüle nefritler arasında en kötüsü de membrana proliferatif glomerüle nefrit tip 1 gibi görünüyor en alttaki pembe çizgi. Ve bu hastaların rekürensin yanı sıra grev sağ kalımı veya grev kaybı için değerlendirme yapıldığı zaman mesela IgA nefropatisi riski, rekürens riski yüksek 30-40, grev kaybı %16-33 olmasına rağmen örneğin anti-GBM antikor pozitifliği hastalarında rekürens %5 ama grev kaybı çok daha %50 yüksek. Glomerülonefritli hastalarda glomerülonefrit tanısı olmayanlara göre grev survey'i oldukça kötü. Pozitif hastalarda 5 yıldan 20 yıla kadar kötü bir gidiş söz konusu. Glomerülonefritli hastalarda ise grev kaybı yok. Bunlar hala iyi uyumlu akraba vericilerde yapılan bir çalışma sonucu. Gene gen polimorfizmleriyle ilgili çalışmalar yapılmış. Mesela kaolin 1 denilen organ fibrozisine etkili bir genetik özellik, özellikle K1 polimorfizmine greft sağ kalımını olumsuz etkilemekte. Bu iki farklı çalışmanın sonuçları homozigot olanlarda greft sağ kalımı çok daha kötü. Bir de kemokin reseptör 5 polimorfizmi ile ilgili yapılan çalışmalarda ise homozigot olanlarda greft sağ kalımı çok daha iyi. Yani genetik bozukluğu olan delesyonu olan hastalarda greft sağ kalımı çok daha iyi bulunmuş. Bu grafikte de kontrollere göre homozigot CCR pozitif olan hastalarda greft sağ kalımı oldukça iyi. Yine gen polimorfizmlerinden komplement 3 ile ilgili allotipleri hızlı ve yavaş tiplere bakıldığı zaman da yine kötü gidiş gösterilmiş. Ancak bütün çalışmalarda bu gösterilememiş. Ultrasonografide 3. aydaki rezistif indeks yine olumsuz etki bakımından önemli. Rezistif indeksi %80'in üstünde olan hastalarda greft kaybı veya greftin uzun vadedeki GFRS ile ilgili olumsuzluklar gösterilmekte. Hiperhemosisteinemi gene greft sorusu için önemli bir faktör. Bu bir Fransız çalışmasında, favori çalışmasında homosisteini azaltmak için folik asit verilen çalışmada kardiyovasküler yönden olumlu etki gösterilmemiş. Proteinürü 1 gram dahi olsa olumsuz greftin kaybını artırmakta. Ve alıcının beden kitle indeksi ama hiç de kötü değil. Beden kitle indeksi artan hastalarda transplant alıcılarına kardiyovasküler riskin artmadığı gösterilmiş. Özet olarak pre-transplant döneminde böbrek donör profil indeksinin %85'ten yüksek olması olumsuz bir sağ kalım olarak belirlenmiş. Bekleme zamanı uzun olması ve yüksek riskli adaylar dikkatli değerlendirilmeli. Pre-transplant döneminde soğuk ve sıcak iskemi süresi, kadavra böbreğinin alınması ve transportu önemli. Post-transplant döneminde uygun dozda immünsüpresyon, rejeksiyon riski ve İnfeksiyon riski dengelenmeli. Hipertansiyon, dislipidemi gibi komorbid durumlar iyi yönetilmeli. Erken dönemdeki ana faktörler yine çok iyi dikkatli olmalı ve bu hastalardaki böbrek donör profil indeksi uygulanmalı. Gecikmiş greft fonksiyonu, HLA uyumu dikkatli izlenmeli.
diyaliz tipi önemli. Bunlarla ilgili biraz önce söz ettiğim kalsinon toksitesi, hiperlipidemi, CMV seropozitifliği, rekürent glomerülonefrit gibi faktörler graf sağ kalımını olumsuz etkilemekte. Yine non-DHLA antikorlarda dikkate almak ve bunlarla ilgili daha fazla çalışma ve sonuca ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Bir de yeni bir risk o graft 12. aydaki graftteki alıcıdaki bir takım faktörler değerlendirilerek 5 yıllık graftin sağ kalımıyla ilgili bir skor belirlenmiş. Bu skor içinde şuradaki adresten skorlama yapılarak 12. aydaki değerlendirmeyle 5 yıllık graft süresi hesaplanabileceği bildirilmiş. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Ben Sayma Hocama çok teşekkür ediyorum. Soruları en sonda almayı düşünüyoruz. Bir de katılımcılardan ricamız, şayet soruları varsa altta gördükleri Q&A olan bir yer var. Question and Answers olan bölüm var. Sorularını oradan yazabilirler. Şimdi de Graves sağ kalımında hasta eğitiminin rolünü sunmak üzere Sayın Hocam Profesör Doktor Özlem Tiryaki Usalan Hocama sözü veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkürler Sayın Başkanlar, sevgili Sayın Hocam ve değerli katılımcılar. Hızla başlayayım. Graves sağ kalımında hasta eğitiminin rolü üzerinde konuşacağım. Aslında bazı Türkiye gerçekleriyle başlamak istedim. Türkiye'de yaklaşık 30 bin hasta organ nakli için sıra bekliyor. Her yıl yaklaşık 2 bin kişi organ nakli beklerken yaşamını yitiriyor. Yani Türkiye'de her gün organ nakli bekleyen 5 kişi hayatını kaybediyor. Bu Türk Nefroloji Derneği rejistre verilerinden aldım. Ne yazık ki biliyoruz. Yani canlı verici oranlarımız Özlem çok hocam, yüksek. Hocam affedersiniz. Hocam biraz evet. Kameranız aşağı olabilir mi? Sizi daha... Ha pardon. Tamam. Peki. Hocam. Doğru. Canlı verici oranlarımız hala çok yüksek. Bildiğiniz gibi %80'lerde. Son verilerde yine bu yönde. Kadavra verici oranlarımız oldukça düşük. 2019 yılı içinde böbrek transı yapılan hastalarda yıl sonu itibariyle graft sağ kalımına baktığımızda Türkiye ortalamasının %94.14 olduğunu görüyoruz. Bizim kendi merkez istatistiklerimize baktığımızda ulusal bir yıllık hasta sağ kalımı %94.14 iken Gaziantep Üniversitesi bir yıllık hasta sağ kalımı ve hasta donör özelliklerine göre ayarlanmış %96.52'lerde. Ulusal bir yıllık graft böbrek sağ kalımı %86'lardayken bizde %94'lerde olduğunu gururla söylemek istiyorum. 2019 yılı içinde böbrek nakli yapılan hastalarda ölüm nedenlerine göre dağılımına baktığımızda enfeksiyonun özellikle en önde olduğunu görmekteyiz. Tabii ki bu hastalara immünosupresif tedavi veriyoruz ve biliyorsunuz ilk bir ay, 3 ay ve 1 yıla kadar enfeksiyon riskleri karşımıza çıkıyor ve oldukça yüksek oranda hastaların kaybı enfeksiyon nedenli olmakta. Tabii ki eşlik eden hastalıklar ve bizim hitap ettiğimiz grubu düşünürseniz kardiyovasküler hastalıklardan hastaları kaybediyoruz ama şurada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim diğer denilen bir neden var. %13'lük bir kısmı oluşturuyor ve hepimizin aslında göz ardı ettiğimiz bu diğer nedenleri özellikle konuşmak isteyeceğim. Böbrek nakli ileri böbrek hastalığı olan hastalar için neredeyse her zaman en iyi seçenektir. Trans hastaları diyalize giren hastalardan hepimiz de biliyoruz ortalama 10 ila 15 yıl daha uzun yaşıyor. Nakledilen böbreklerin veya graftlerin kısa süreli hayatta kalma oranları mükemmel. Dünyada da öyle, bizde de öyle. Deminki veriler zaten bunu gösteriyor. Yaklaşık %95 ameliyattan bir yıl sonra çok iyi çalışıyor. Ama son yıllarda kısa vadeli prognoz hepimizin de bildiği gibi ve Sayın Hocam'ın da gösterdiği gibi çok önemli iyileşmeler gösterdi. Ama uzun vadeli sonuçlardaki iyileşmeler yani genel olarak hepimizin de belki de göz ardı ettiğimiz bir kısım daha az önemli olmuştur. Böbrek nakli sonuçlarına baktığımızda gördüğünüz gibi işte yıllar uzadıkça 5 yıllık ve 10 yıllık survey'lere baktığımızda hem hasta survey'nin hem de graft survey'nin hızla azaldığını görmekteyiz. Tabii bunlara baktığımızda o diğer nedenler neler? Aslında Sayın Hocam da kısaca bir söyledi, ilaç uyumu. Yani böbrek nakli hastaları arasında çok önemli bir konudur. Çünkü uyumsuzluk eninde sonunda graft reddine neden olacaktır. Ve bilmiyorum yani bizim de tecrübelerimiz ilaç uyumsuzluğuna bağlı graft reddlerinde gerçekten nasıl tedavi uygularsak uygulayalım.
yani geri dönüşlerin olmadığını görmekteyiz. Organ nakli hastalarında geç akut rejeksiyonlarının yarısının ve Graves kayıplarının %15'inin uyumsuz ilaç uyumundaki uyumsuz davranışlarla ilgili olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle geç dönemde bu sorun çok daha fazla karşımıza çıkmakta. Uyumsuzluk için risk faktörlerine baktığımızda aslında bunların hepsini değerlendiriyoruz ama süreç içerisinde değerlendiriyor muyuz? Bunu da mutlaka aslında kendimizi check etmemiz lazım. Psikiyatrik hastalık, ilaç yan etkileri ve gerçekten kullanmış olduğumuz ilaçların biraz önce Sayın Hocam da söyledi. Hem fiziksel olarak hastanın görüntüsünü bozan hem de diyabetli, tansiyonda, osteoporozda bir sürü yan etkisi söz konusu ve bunlar da hastaların süreç içerisinde ilaçları bırakmalarına yol açabiliyor. Madde kötüye kullanımı, yetersiz nakil öncesi eğitim. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Hem öncesi hem sonrası belki eğitimler. Nakil sonrası takiplerini aksatma. Bu çok sık karşılaştık ve ne yazık ki hepimizin başına geldi. 2020 gibi işte dünyada ve hep Türkiye'yi de çok etkileyen bu korona salgında gerçekten hastalarımızın takiplerinin aksatmalarına yol açtı. Çünkü gerçekten çok farklı bilgiler oldu. Hastanelerin kapandığı, nakil bölümlerinin hasta almadığı gibi böyle olumsuz bilgiler neticesinde hastalarımızın aksattığını gördük. İmmünsüpresif ilaç rejimlerinin karmaşıklığı gerçekten çok karışık. Özellikle ilk bir yılda en az 8-10 tane ilaç kullandığını ve bunların saati saatin alması gerektiğini düşünürsek gerçekten hastalar için çok zor bir süreçte başlıyor aslında nakille beraber. Hastaların ilaçlarını almayı unutmaları, bu çok sık karşımıza geliyor. Özellikle de ileri yaştaki hastalarda acaba almış mıydım, almamış mıydım olayları çok sık gündeme geliyor. Bir de belki de çok gözden kaçırıyoruz ama pediatrik bakımdan yetişkin bakıma geçiş yapan ergen hastalarda da ilaç uyumsuzluğunu daha sık görmekteyiz. Böbrek nakli hastalarında ilaç uyumu konusunda spesifik veriler azdır, onu özellikle söyleyeyim. Bununla birlikte solid organ nakli alıcılarında uyumu iyileştirmeye yönelik müdahalelerin bir meta analizi yapıldığında en başarılı müdahalenin hasta odaklı olduğu görülmüştür. Yani hastayı aslında bu işin içerisine katmıyorsanız ki biz aslında sadece hasta da değil, hasta yakınlarını da bu işin içerisine katmadığınız sürece aslında uzun süreli başarılarınız oldukça düşük. Bilişsel ve eğitimsel ara ara bunları mutlaka değerlendirmeniz, danışmanlık, davranışsal ve psikolojik özellikle duygusal boyutları da içeren ekip tabanlı çok yönlü bir yaklaşım kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur en başarılı müdahalenin. KDIGO kılavuzları ne diyor? Yüksek riskli hastalarda uyumsuzluk yani ilaç uyumsuzluk taramasının yapılmasının yanı sıra böbrek nakli hastaları özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Aileleri için de uyum eğitimi önerilmektedir. Bir de bizim karşımıza çıkan en önemli sorunlardan bir tanesi eczane. Ne yazık ki immünsüpresif ilaçları ister istemez jenerik ilaçlarla değiştirilebiliyor. Biliyorsunuz belki diyeceksiniz ki hani çok küçük rakamlarda bir orijinal ilaçla jenerik arasında farklar çıkıyor ama bu hastalar bunu ömür boyu kullanıyor. Ve her ay bu parayı vermek gerçekten çoğu hasta için bir sorun oluşturabiliyor. Ve bu bize nasıl yansıyor? Hastanın haplarını tanımasında sorun oluyor. Çünkü çoğu hastaya sonuçta okuma yazma oranlarının düşük olduğunu ya da ne bileyim diyabete bağlı retinopatisi olan hastalarda görme sorunu olabiliyor ve onlarda da hani bizim ilaçlarımız böyle renklidir. Mavi işte ilaç işte kalp şeklinde ilaç bu şekilde tarif ettiğimiz ilaçlarımız vardır. Ama bu jenerik ilaçlarla değiştirildiğinde hastanın kafası tamamen karışabiliyor. Kronik böbrek hastalığıyla başa çıkmak zordur. Bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle de biz nefrologlar gerçekten anlatmakta çok zorluk çekiyoruz. Çünkü hastalar kendimi iyi hissediyorum diyor. Diyaliz aşamasına gelene kadar, çünkü hastaya baktığınızda evet diyaliz aşamasına kadar hastanın idrarı azalmıyor. Herhangi bir bulgusu yok. Yani hastayı rahatsız eden bir sıkıntı ile karşılaşmıyor. Ne bileyim çok halsizlik, böyle çok nonspesifik semptomlar ki çoğu zaman da hematolojiye yönlendirilir. Oradan bize gelen hastalardır bunlar. Yani dediğim gibi çok silik. Çünkü hastalar şunu zannediyor. Böbrek hastası olursam benim böbreklerim ağrır, idrarım azalır. Bunların hiçbiri yok ama bunların hiçbiri olmuyor. Bir de şu sıkıntımız var. Neden ben? Evet yani neden ben? Ve de bu aşamada birdenbire hasta geldiğinde yani çok karşımıza çıkıyor. Hasta gerçekten hiçbir semptom göstermemiş ve kreatin 20 ile gelmiş ve biz buna acil diye izliyoruz. Gerçekten kabul etmek çok zor.
Ya da geçtim, erken dönemde böbrek hastalığı tanısı koyduk ve bunun böbrek yetmezliğine kadar ilerleyeceği kaçınılmaz bir gerçek ama bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Tabii ki diyaliz, son dönem böbrek hastalığı, hele de diyaliz kulağa çok korkutucu geliyor ve bu hastalarda keder, korku ve depresyon çok yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Bizim hastalarımızın en çok sorduğu sorularla sunumumu yönlendirmek istiyorum. Aslında şu soruyu çok soruyorlar: nakil için ben uygun muyum? Ne yazık ki dezenformasyon çok fazla ve internet her ne kadar iyi yönleri olsa da kötü yönleri de olan bir yer. Çünkü buradan gördükleri ya da duyduklarıyla hareket ediyorlar. Özellikle mesela bizim en yüksek diyaliz grubumuzu oluşturan diyabetik hastalar bize geldiklerinde şunu soruyorlar: ben nakil olacağım, tamam, ama benim diyabetim tekrar bu böbrekte de tekrar edecek. O zaman nakil olmamın nedeni, anlamı nedir diye sordukları çok oluyor ve yaş sınırlarının olduğunu zannediyorlar. Aslında belli bir yaş sınırı da yok. Ama tabii ki genel olarak baktığımızda 80 yaşın altında olduğunu görüyoruz. Tabii ki biraz daha hani batıya gittikçe bu yaş sınırlarının biraz daha yüksek olduklarını görmekle beraber bizim de ortalama 70 yaş altı alıcı olduğunu söyleyebilirim. Ama yaşın önemi yok. Yani hastanın genel işte fiziksel durumu, genel işte nasıl diyeyim, statüsün önemli olduğunu söylemek istiyorum. Şunu mutlaka düşünmemiz lazım: diyaliz ve tıbbi tedaviye uyumsuzluk. Bu tür hastaları aslında eğitimle biz bu hastalara da nakil yapılabileceğini gördük ve bu şekilde hastaları da aslında eğitimle doğru yöne yönlendirebileceğimizi düşünüyoruz ve de gerçekten bunun sonuçlarını akademimizde karşılaştık. O nedenle bu kesin kontraindikasyon olsa da artık bizim için kesin kontraindikasyon olmadığını söylemek istiyorum. Kontrolsüz tedavi edilmiş pulmoner hipertansiyon, şiddetli pulmoner hastalık, evet, bunlar kesin kontraindike. Uyuşturucu, alkol ve diğer maddelerin aktif olarak işte bağımlılığı olan hastalar, aktif enfeksiyonlar ki enfeksiyon sonrasında yine nakil için uygun olabilir. Kanser hastaları, evet, çok karşımıza çıkıyor. Aslında kür olmuş tüm kanserler nakil için uygundur. Ama tabii ki hani psikiyatrik ileri düzeyde psikiyatrik bozukluklar nakil için kontraindike durumlar. Yönlendirme aşamasını nasıl biz ünitemizde takip ediyoruz? Nakil merkezimize sevk edilen hasta önce transnefrologumuz ve sonrasında cerrahımızla birebir görüşüyor. Nakil için uygun olan hasta böbrek nakli akademisi eğitim sınıfı için de planlamasını yapıyoruz bu arada. Değerlendirme yetkisi alınırsa işte nakil koordinatörü, psikososyal biriminde birebir görüşmeler planlanarak bu hastaların yol almasını sağlıyoruz. Peki hastaların ikinci sorusu ne oluyor? Peki nakil için uygun mu? Tamam, çok güzel, ama sırada ne var? Aslında canlı bir donörünüz varsa işler yolunda demektir. Ama bizim bunu yani hiç diyalize girmeden yapabilmeyi istiyoruz. Preemptif nakil yapmak istiyoruz ama tabii ki bu erken dönemde nefrolojiye refere edilen hastalar için mümkün olabiliyor. Çoğu zaman da dediğim gibi diyaliz sonrasında alabiliyoruz ama erken dönemde canlı donör varsa nakil için biz hazırlıkları yapıyoruz. Hastada semptomlar işte diyaliz zamanı gelene kadar tüm hazırlıklarımız olduğu için artık diyaliz vakti geldiğinde çok hızlı biz nakil yapabiliyoruz. Herhangi bir canlı donörü yoksa ne yapacak? Diyalize başladığında, çünkü bu da gerçekten çok sık karşımıza geliyor. Yani kadavra donör bekleme listesini alıyoruz. Ama tabii ki bunun için de ön değerlendirme aşamalarından geçiriyoruz. Organ nakli eğitim sınıfına hasta ve yakınlarının kaydını alıyoruz. Ek eğitim sağlamak ve tıbbi geçmişi gözden geçirmek için cerrahi birimi ve medikal birimiyle görüşmelerini sağlıyoruz hastalarımızın. Canlı bir donörü varsa ve nakil için uygunsa bir donör şampiyonu belirliyoruz. Tam psikolojik ve psikososyal değerlendirme için de psikososyal birimiyle görüştürüyoruz. Evet, donör şampiyonlarına baktığımızda 2019 nefroloji rejistre verilerini veriyorum. Çünkü 2020 verileri açıklanmadı. Biliyorsunuz korona sürecinde onları alamadık ama en şampiyonların birinci derece akraba, anne baba ve çocuklar olduğunu görmekteyiz ama eşleri de kesinlikle göz ardı etmeyelim. Çünkü onlar da çok yüksek oranda nakil vericisi olarak karşımıza çıkıyor. Şunu biliyoruz: böbrek vericisi olmak son derece fedakar bir karardır. Değerlendirme aşamasında canlı bir donör onaylandıysa nakili planlıyoruz. Nakil merkezinin gerektirdiği temel testleri 3-5 gün içinde tamamlıyoruz. Hasta tüm bölümlerin katıldığı konseyde görüşüldükten sonra nakil için hazır hale geliyor. Peki ulusal bekleme listesi nedir? Bekleme listesine aktivasyon yine nakil ekibimiz tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştiriyoruz.
Şunu da söylemeden geçirmiyorum. 2020 organ ve dokun nakli bekleme listesini Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın listesine baktığımızda toplam 30 bine yakın hastanın beklediğini ve bunun önemli oranda böbrek oluşturduğunu söylemek istiyorum. 23 bin lira yakın şu an bekleme listesinde hasta var. 2020'de organ naklinde yaklaşık %50 düşüş yaşandı. Koronayı söylemeden geçemiyorum çünkü gerçekten bakış açımızı ve her şeyi değiştiren bir süreç yaşadık aslında. Yaklaşık %50 düşüş yaşandı. Aynı şekilde bizim de bir yıl öncekine göre nakil oranlarımızda %30-40 oranında bir düşüş karşılaştık. Biliyorsunuz o ilk etapta bir 3 ay kapanma, sadece acil ameliyatlar yapılma sürecine girdik. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019'da 3858 böbrek nakli yapılırken 2020 yılında bu söylemiş olduğum korona pandemi nedeniyle 1593 böbrek nakli yapılabildi. Türkiye'de organ bekleme listesine baktığımızda ulusal ortalama bekleme süresinin 72 ay olduğunu söylemek istiyorum. Yani ortalama tabii ki benim ilk başta söylediğim kadavra donörlerden de gördüğünüz gibi 6 yıl olduğu ortada. Bir böbreğin ne zaman müsait olacağını bilmenin bir yolu yok. Her zaman ulaşılabilir olmalı. Hastalara özellikle bu konuda uyarıyoruz. Kadavra donör çok dinamik bir süreç ve zamanla yarıştığımız bir süreç. Cerrahlarımızla, bizler olsun ve oradaki koordinatörlerimizle beraber o kadar hızlı hareket ediyoruz ve sabaha kadar uyumadan bu işi takip eden arkadaşlarımız özellikle teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten Sayma hocamın da dediği gibi zamana karşı bir yarış söz konusu burada. Ameliyat nasıl olacak, neler yaşayacağım? Bunu cerrahlarımız çok daha net aslında ortaya koyuyor. Zaten onların hani bilgilendirmelerinde beraber olarak neler yapıyorsunuz diye sorduğumda aslında hastalar şunu çok merak ettiklerini söylediler. Orijinal böbreklerimiz genellikle yani orijinal böbreklerin alınacağını düşünüyor hastaların çoğu. Yani belki size ya da bizlere çok basit gelebilir ama gerçekten bunu çok merak ediyorlar. Böbreklerinin alınacağını ve yerine bizim böbreğini işte aynı yere koyacağımızı düşünüyorlar. Orijinal böbreklerin yerinde bırakıldığını söylüyoruz. Nakledilen böbreğin nereye yerleştiğini cerrahlarımız onlara gösteriyor. Ameliyatın ne kadar süreceğini, ortalama ne kadar süre hastanede kalınacağını anlatılıyor. Nakil ile ilgili cerrahi riskler tek tek bu hastalara özellikle söyleniyor. Başta genel anestezi altında yapılan tüm ameliyatlarda, invazif işlemlerde, ölüm riskine kadar varan birçok tıbbi ve cerrahi riskler vardır. Hepimizin bildiği gibi. Çoğu komplikasyonların küçük ve zamanla düzelebileceğini, ameliyat sonrası bulantı, kusma, kabızlık, ileus, yara enfeksiyonları gibi ama bazı komplikasyonlar daha ciddi oluyor ve ek cerrahi prosedürler gerekebiliyor. Nakil bir olasılıktır diyoruz, evet ama sonrası. Ameliyattan sonra neler olacak? Aslında bunları konuşulursa hastaların uyumunu arttırdığımızı gördük. Nakil merkezini ziyaret ediyorlar. Sanki çok basit bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz ama ilk ay haftada bir kez her hafta gelmek zorunda bu hasta. Tabii ki işler yolunda giderse. 3 ay boyunca 2 haftada bir keze. Yani bu bizim merkezdeki izlenme şeklimize söylüyorum. 3 ay sonrası ilk bir yıla kadar ayda bir kez ve bu ziyaretlerin sıklığının zamanla azalacağını hastalara mutlaka söylemek gerekiyor. Çünkü bu hastalar doktor randevularına gitmek için işlerinden izin almak zorundalar. Ve nakil merkezine seyahat etmek için belli bir ulaşım masrafı da söz konusu. Çünkü biz sadece Gaziantep için de nakil yapmıyoruz. Bütün çevreye hitap eden bir nakil merkezimiz söz konusu. Ve il dışından gelen hastalar için ulaşım masrafları da endişelendiren konular ve bunlar konusunda da olabildiğince yardımcı olmaya çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Hastaları uzun vadeli karmaşık tedavi planlarını takip etmeye motive etmek çok büyük bir zorluk. Yani siz süreç içerisinde bu hastalardan koptuğunuz anda bu hastalar her açıdan aslında kopuyorlar olaydan. Çünkü işler yolunda gidiyor. Tamam, çok güzel. İşler yolunda giderken sorun yok. Bazı hastalarda greft kaybı da olmuyor. Hasta bırakıyor 2-3 ay. Bazen kontrollere geliyor. Sıkıntı yok. Ama sonrasında biliyoruz ki bu ne yazık ki korkunç sonla sonlanacak. Genç hastalar ve gençler genellikle daha az uyum sağlıyor. Aile üyelerinin mutlaka her yaştan hastanın doktor tavsiyesine uymasını sağlamada ayrılmaz bir rol oynuyor ve biz ailenin çok önemli olduğunu biliyoruz ve sadece biz hastalarımızı tek başına bu işe dahil etmedik. Hasta yakınlarını da bu işe dahil ederek
yol almaya çalışıyoruz. İlaç uyumu bir endişe ise hastaların bazen uyumsuz olduğunu gördüğümüzde, çünkü psikolojik birimimizle de beraber çalıştığımız için burada hasta uyumunda sıkıntı olabileceğini söylediklerinde biraz daha kontrolleri artırıp aslında ilaç düzeyleriyle kontrol etmeye ve onları motive etmeye çalışıyoruz. Bazı hastalar diyaliz merkezi personeliyle güçlü destekleyici bir ilişki geliştiriyor ve nakil sonrasında uyumu da etkileyebilecek bir kayıp hissi yaşıyorlar. Gerçekten aslında düşünürseniz haftada 3 gün diyalize giriyor bu hastalar ve kendileri gibi yaşayan, yani kendileriyle aynı sıkıntı yaşayan hastalarla konuşuyorlar, arkadaş oluyorlar ve bir aile ortamı oluşturuyorlar. Çünkü dertleri ve sıkıntıları aynı. Ve ister istemez oradaki diyaliz personeli, hemşiresi, doktoru ve personeliyle beraber de bir değişik bağ kuruyor bu hastalar. Çünkü şunu biliyorlar, haftada 3 kez geliyor, en ufak bir sorun olduğunda bunun anında müdahale edilecek ve bunun bir güvenini hissediyorlar. Ve dediğim gibi burası aslında bazı, yani çoğu hastamız için sosyal bir ortam oluşturuyor. Ve bu sosyal ortamdan özellikle biz bunu uzun süreli diyalize giren hastalarda çok sık gördük. Bu eğitimlerimizin bir nedeni de bu. Yani çünkü bu hastaları diyaliz merkezinden uzaklaştırdığımız anda bir kayıp hissi yaşıyorlar ve majör depresyona girebiliyorlar. Nakil sonrası durumu iyi olan hastalara takip randevularını, laboratuvar çalışmalarını ve ilaçlarını atlayabiliyorlar. Bazıları bunu idare edebilirken hep aynı şeyi söylüyorum ama çoğunun başa ne yazık ki belaya giriyor. Bir de hastaların en çok sorduğu soru ve de gerçekten merak ettikleri konu. Bunun için diyetisyenlerimizle beraber çalışıyoruz ve çok tecrübeli bir ekibimiz söz konusu. Nasıl beslenmeliyim? Böbrek nakli sonrası hasta nasıl beslenmeli? Aslında nakil sonrası süre önemli. Böbrek fonksiyonları, KBH'ın evresi önemli. İmmünsüpresif ve diğer yan ilaçların bazı hastalarda çok fazla yan etkilerini görmekteyiz. Olası gıda ilaç etkileşimleri, bazen olası immün modülatör etkileri gibi birçok farklı faktörden etkileniyor. Şunu yapıyoruz, nakil sonrası erken dönemde neler yapacaklar, uzun vadede beslenme planlarımız neler olacak? Nakil sonrası erken dönemde yeterli beslenmeyi ve yara iyileşmesini sağlayacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Enfeksiyonu önlemek, böbrek fonksiyonunu ve immünsüpresif ilaçların restorasyonunun neden olduğu klinik olarak önemli olan elektrolit ve metabolit anormallikleri düzeltici şekilde bir beslenme planı çiziyoruz. Uzun vadede beslenmede şunu biliyoruz, böbrek fonksiyonlarının bozulması gerçekleşirse bunlara yönelik işte protein risi varsa protein kısıtlayıcı diyet vesaire. Obezite aslında hepimizin en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi. Nakil sonrası obezite çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor vermiş olduğumuz ilaçlara bağlı. Dislipidemi, anemi, diyabet, hiperglisemi, biraz önce Sami Hocam da bahsetti. Post-trans diyabet en büyük sorunlardan biri. Hipertansiyon ve osteoporoz. Bunların gelişimi stabilize etmeye yardımcı olan aslında tedavi beslenme şekilleri önermek zorundayız. Yani çok basit bir şey değil, aslında çok önemli bir yerini oluşturuyor beslenme. Evet, bu kadar anlattım. Bu alandaki eğitim ihtiyaçları, hastalara ve aile üyelerine uzun vadeli uyumun önemi konusunda eğitmek için sürekli kişiler geliştirmemiz konusunda bizi aktive etmiştir ve böbrek nakli aktivimiz fikri bu deneyimlerimizin içerisinde olgunlaşmıştır. Birazcık artık Böbrek Nakli Okulu'ndan size birkaç resim sunmak istiyorum. Burası bizim Böbrek Nakli Okulumuz. Burada da gördüğünüz gibi Şehit Halis Sayan'ın anısına Yusuf Çelebi, yine bizim nakil yaptığımız bir hastamız, doğulları tarafından 2019 yılında yapıldı. Burada Böbrek Nakli Okulu'nun toplantısından bir görüntü görmektesiniz. Hastalarımız, hasta yakınlarımız, nakil olan hastalar, diyaliz hastaları ve birbirleriyle etkileşimine girdikleri oldukça, bunlar tabii ki 2019 döneminden görüntüler biliyorsunuz. Yüz yüze eğitimler yapılıyordu. Böbrek Nakli Akademisi atölye ve okuldan oluşuyor. Atölyede anket çalışmaları yapıyoruz. Birebir görüşerek sorunlar belirleniyor ve Böbrek Nakli Okulu'nda da farklı eğitimleri, hastaların artık cerrahi birimi, medikal birimi, psikososyal birim olarak hangi bölümlerden ihtiyaç varsa onlara yönelik bu hastalara eğitimler veriyoruz. Bütün verileri ele alarak ortak yaşam olasılığı yüksek sıkıntılar tespit ediyoruz ve bu sıkıntıları belirleyerek çözüm odaklı toplantılar ve hastaların hayatını kolaylaştırmayı sağlamak üzere gerekirse birebir, bazen de aynı sorunları paylaşan insanlarla beraber çalıştaylar düzenliyoruz.
Atölye çalışmalarımızda psikososyal birimimiz gerçekten çok büyük destek oluyor. Çünkü hastalar nakil sonrası iş, aile ve sosyal hayat problemleri yaşayabiliyor. Böbrek Nakli Okulu'nda demin de söyledim cerrahi birimi, medikal birimi ve psikososyal biriminden oluşmakta. Gruplarımız diyaliz hastaları, kronik böbrek hastaları, preop hastalar, postop hastalar, donörler ve hasta yakınları şeklinde. Sadece bu şekilde değil aslında biz kendi içimizde de eğitim programları düzenliyoruz. Diyaliz hekimleri ve hemşirelerimiz, personelimiz yani sürekli olarak aktif olarak yeni hem değerlendirmeler kendi aramızda nakilde bir olumsuzluk olduysa acaba bunda bizim nasıl bir olumsuz bir durum oluşmuştur diye arkadaşlarla konuşarak kendi aramızda iletişim sağlayarak naklin başarısını artırıcı iletişim içerisinde olmaya çalışıyoruz. Kurum içi eğitimde aslında yapılan eğitimlerin sonucunu görmek ve nakil sonrası duyguların ifade edildiği sunumlar hem hastalara hem de bize motivasyon sağlıyor. Problemlerin mümkünse çözümünü sağlamak hastalarla uyum içerisinde bizi hem motive ediyor hem de gerçekten sonuçlarının güzel olmasını görmek hepimizi mutlu ettiğini söyleyebilirim. İşte preop dönem. Biz sadece nakille uğraşmıyoruz aslında diyaliz. Öncesi süreç diyaliz. Süreci nakil nedir? Nakilin avantajları nelerdir? Yani diyaliz hastalarıyla da beraber yol almaya çalışıyoruz. Postop eğitimler hakkında bilgiler veriliyor. Biraz önce Sacit Hocam da gösterdiği gibi Gaziantep Üniversitesi Böbrek Nakli Merkezi'nin işte bu nakil akademisi, Böbrek Nakli Akademisi Ork'tan online olarak, webinarlar olarak devam ettik. Gerçekten bu bizim elimizi çok rahatlattı ve hastalarla iletişimimizi bu şekilde o süreçte kaybetmedik. Böbrek Nakli Akademisi'ni kurarken şunları gördük. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi 2010'dan beri toplam 461 başarılı böbrek nakli gerçekleştirdik. Transımızın başarılı olduğundan emin olmak için büyük bir multidisipliner ekip hem trans öncesi hem trans sonrası beraber çalışıyoruz. Böbrek Nakli Akademisi olarak kronik böbrek hastalığından diyaliz, trans aşamasına ve sonraki süreci de hastaları ve yakınlarının aktif katılımını sağlayarak her daim dinamik tutmaya çalışıyoruz. Multidisipliner bir ekip olarak bir nakil veya bağışın onların yararına olduğunu düşünmüyorsak, herhangi bir alıcı veya vericiyi onaylama ve reddetme kararını vererek bunu onlarla paylaşıyoruz. Nakil sonrası hasta yönetimi, tıbbın sanatı ve bilimidir diyerek sözüme son veriyorum. Teşekkür ederim. Ben Özlem Hocama bu güzel sunumu için çok teşekkür ediyorum. Sorularımız var. Yalnız Sacit Hocam, yani bildiğiniz üzere bu görünen tarafta bir de ekibin görünmeyen tarafı var. Hocam sorular sorulurken bir tanesi önceden sorulmuş olmasına rağmen otomatik cevaplama sistemiyle cevaplanmış Çin'de görünüyor. Onu da Fark ettim. dikkatinize sunuyorum hocam. Buyurun hocam. Evet. Sayın hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel sunumlar oldu. Çok ciddi de bir katılımcı oranı görüyoruz. Dinleyiciler ve katılımcılar için de teşekkürler. Burada ben soruları okuyacağım. Sayın hocama soru var. Merkezinizde C1Q DSA, daha doğrusu bakılıyor mu diyorlar. Ve DSA pozitif olan hastalarda immünsüpresif tedavi yönetimi açısından yaklaşımınız nasıl olmalı? C1Q DSA bakılması çok zor bir şey. Birçok dünyada da zaten kısıtlı merkezlerde çalışılıyor. Onun için bizim merkezde hiç yok. Türkiye'de de bilmiyorum hangi merkezde var ama varsa da çok az olmalı. Dünyada da kısıtlı birkaç merkezde olduğu ile ilgili bilgi var. Özlem hocam sizin için bir soru var. Kronik kalp hastaları nakil için uygun mu diye. Hayır. Buyurun hocam. Valla kardiyolojiyle kronik böbrek Şey, kronik kronik kalp projektif kalp hastaları. yetmezliği olan hastalar nakil için uygun mudur? Evet hocam. Evet bu gerçekten güzel bir soru oldu. Şöyle diyeyim biz sadece demin de söylediğim gibi multidisipliner olarak yaklaşıyoruz. Konjektif kalp yetmezliği işte ne bileyim aslında ejeksiyon fraksiyonu %30'larda olan bir hastayı düşünün. Kardiyolojiyle zaten konsülte ediyoruz bu hastaları. Tedavilerini planlıyoruz. Gerekirse anjiyografi yaptırıp eğer damarları da uygunsa ve tabii ki yüksek riskli hastalar bunlar ama şunu düşünmemiz lazım. Nakil mi büyük risk, diyaliz mi büyük risk? Yani yapıyoruz, yaptık ve başarılı sonuçlarımız var.
Yani bu hastaları nakil yapmadan takip ettiğinizde survivor'larının bir yılın altında olduğunu söyleyebilirim. %30 EFS olan hastalar, ama nakil sonrası bu sürecin 3 ila 5 yıllara kadar çıktığı gösterilmiş ve gerçekten bizim de yaptığımız kalp yetmezlikli hastalarda hem kardiyak fonksiyonlarında da iyileşme gördük, hem de süreçlerin çünkü artık eski bir merkez olma yolunda da ilerliyoruz. Yani 3-4 yıllık sağ kalımlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Hocam çok teşekkürler. Ben birkaç soru var. Hemen devam edeceğim. Bir diğer soru şu şekilde artık birlikte değerlendirebilirsiniz hocam. Bilemiyorum. 1,5 yıldır bir pandemi süreci var. Bu pandemi sürecinin böbrek sağ kalımına doğrudan etkisi oldu mu? Böbrek sağ kalımı açısından. Ve bu hastaların pandemi sürecinde takip ve izlemleri etkilendi mi? İsterseniz Özlem Hocam sizden de alalım. Saim Hocama da bu soruyu yönelteceğiz. Buyurun hocam. Tamam, o Pandemi zaman süreci ben sağ kalımı etkiledi başlayayım. mi diye. Evet Evet, hocam. gerçekten aslında çok kötü sonuçlar elde ettik. Yani etkiledim. Çünkü hastalara ulaşmakta da zorluk yaşadık. Ne kadar söylesek de hani ben iyiyim, takiplerimi işte özellikle dil dışındaki hastalar yaptırıyorum deme sürecine girdi. Özellikle genç hastaların gelmediğini gördük ve bu süreç içerisinde ne yazık ki ilaç kullanmama, yani ilaç dozlarını kullanıyor ama ilaç dozlarının ayarlanamaması ve takipleri düzenli gelmeme nedeniyle yaklaşık 3 tane hasta, ki sunumum arasında da aslında kısaca böyle söylemiştim. 3 tane hasta da böbrek kaybıyla sonuçlandı. Bir tanesi 5 yıllık kadavradan bir nakildi. Neden yaptığını sorduğumuzda, hocam gerçekten bilmiyordum, ben kapandığınızı düşündüm. Ulaştığımda da bilmiyorum nasıl bir şekilde bir ulaşma sağlandı. Bizim bir süre poliklinik yapmayacağımız yönünde duyumlar alınmış, ki aslında bu bilgi kirliliği çok fazlaydı gerçekten. Yani polikliniklerin kapandığı yönünde ulaşabildiğimiz hastalara hayır, biz devam ediyoruz. İşte bu webinarlar aracılığıyla, yani işte telefonlar aracılığıyla gerçekten ekip olarak ulaşmaya çalışmamıza rağmen 3 tane hastayı bu süreçte takip uyumsuzluğu nedeniyle yani o graft reddiyle karşımıza çıktı. Şu an diyalize devam ediyorlar. Evet Ama bu hocam. sonuçlar beklenilen sonuçlardı. Evet. Dediğim gibi ne yazık ki böyle sıkıntılar yaşadık biz. Evet hocam. Çukurova Bizim merkezle Üniversitesi ilgili olarak evet hocam söyleyecek buyurun. olursam, Evet hocam. bizde çok fazla kopukluk olmadı. Hastalar genellikle geldiler ya da bulundukları yerde telefonla sonuçları gönderdiler veya e-nabızdan biz bakıp onlara ulaştık. Yani çoğu hastamız iyiydi, graft kaybı olmadı. Evet, bir süre, yani bir yıl veya daha uzun süre takibe gelmeyen hastalar oldu ama genelde iyi gitti hastaları, kaybetmedik bu nedenle. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum, ama bizim 450 tane hastamız vardı. Gerçekten takipleri zaten düzenli yapan hepsinin aslında bilgileri vardı ama ulaşamadık o süreçte. Yoksa dediğiniz gibi hani telefonla da çözdük, ki bunu aslında her aşamada uyguladık. Periton diyaliz aşamasında da uyguladık, nakil aşamasında da uyguladık ama hasta sayısı çoktu. Bir de biz şunu gördük, sağlık turizmi yapıp gönderdiğimiz hastalardan özellikle Sancı Hocam en son bir hasta geldi. 1,5 yıldır buraya girememiş, Suriyeli bir hastaydı. Evet. Giremedi ve sonuç kontrollerini yaptıramadığı için daha yakın bir süreçte işte redle sonuçlandı. Bir hasta da Evet hocam. öyleydi. Bizde tabii hocam farklılık olarak biraz yurt dışından Evet. hasta trafiği de Aynen. olduğu için pandemide Evet. uçuşlar kısıtlanınca sorunlar oldu. Çok Çünkü sıkıntı onların da yaşadık. takipleri yapılıyor. Saymı hocam yine size bir soru var. HLA uyumu iyi olan akraba ve akraba olmayan donörlerin graft sağ kalımla ilgili farkları var mıdır? Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar var mıdır? Yani şöyle söyleyeyim, akraba olmayan mesela eşler arasındaki graft sağ kalımıyla hele uyumlu aile fertleri arasında yapılan transplantlar arasında çok büyük bir fark yok. Yani burada asıl problem soğuk iskemi süresinin olmaması nedeniyle canlı vericilerde iyi gibi görünüyor şu anda.
eşler arasındaki nakille aile fertleri arasındaki nakil arasında çok bir fark olmamasını bildirilen çalışmalar var. Ama tabii eş dışındaki diğer nakiller kanunsuz olduğu için belki onlar bildirilmiyordur, olabilir. Bizim takiplerimiz arasında eşinden nakil olan hastalarda bir tane hastamızı erken dönemde kaybettik ama diğerlerinin hepsi çok iyi gittiler. Ama bir tanesini kaybettik. Teşekkürler hocam. Ben bu esnada süreden dolayı her sorunun başlangıç kısmında var olan bir teşekkür var. İki hocamıza da onları okumadan geçiyorum, kusura bakmayın. Ama bütün sorular şöyle başlıyor. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz ve çok istifade ettik, çok kıymetli sunumlardı diye. Ben onu genel olarak söylemiş olayım. Özlem hocam size bir soru var. Bir kısmını atlıyorum soruların da. Şekilde sonuç kısmını söyleyeceğim. Ülke genelinde bakarsak hastaların sosyoekonomik ve eğitim durumları birbirinden farklıdır. Bu bölgesel uyum farklılıkları ülke genelinde var mıdır gerçekten? Bu hasta eğitiminde önem arz eder mi? Yani mesela biz bu bölgede bu eğitimi verdiğimiz için bir farklılık var der misiniz bizim eğitim şeklimizde? Soru biraz bu şekilde toparladım hocam. Aslında Sarıç Hocam siz de şey yapabilirsiniz. Yani bu işin hocam içerisinde buyurun. Siz gerçekten evet. Medikal Şöyle direktör diyeyim. Olarak buyurun tabii hocam. Ki batıya doğru gittikçe eğitim düzeyinin arttığını biliyoruz ama çok farklı hani gruplarla, çok farklı sosyokültürel düzeyde kişilerle uğraşıyoruz. Biz burada eğitimlerin sonucunu gördük. Yani hani Batı'daki sonuçlar nasıldır? Orada bir eğitim programı olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Genel verilerde tek tek merkez verileri şeklinde gelmiyor biliyorsunuz. Yani bunlar hani rejistreden aldığımız veriler genelde işte toplu veriler şeklinde. Ama biz kendi içimizde şunu yaptık. Yani biz bu eğitim süreci içerisinde hani işte ilkokul mezunu okuma yazma bilmeyenler ya da okuma yazma bilenler ve üniversite mezunları olarak tabii ki şu bir gerçek, üniversite mezunlarının olayı algılama şekli ve de tedavi uyumları genel olarak tabii ki hepimizin de bildiği gibi daha yüksek olmakta. Ama biz en az onun kadar alt tarafta okuma yazması olmayan ya da nasıl diyeyim daha imkanlar nedeniyle. Çünkü burada yaşadığımız yer belli. Yani doğuda hani özellikle de kadınların başta olmak üzere okuma yazma oranlarının hani Türkiye'nin batısına göre düşük olduğunu hepimiz biliyoruz ama biz o insanlara da ulaşmak, onlara değer vermek ve onlarla birebir iletişime geçtiğimiz zaman inanın bazı üniversite mezunlarına anlatamadığımız şeyleri çok daha rahat anlatabildiğimizi gördük. Bununla ilgili zaten bir hafta sonra sanırım bir anketimiz de var. Orada çok daha hani net olarak sonuçları da bildireceğim ama bu şekilde olduğunu gördüğümüzü söylemek istiyorum. Evet hocam, bu esnada Özlem hocamın bahsettiği gibi bir hafta sonra da yine Özlem hocamın bu eğitimlerde aslında bilimsel verileri analiz ettiği ve o analizleri sunacağı bir toplantı var. Aynı zamanda Enver Akalın hocayla birlikte olan bir toplantı, onun duyurusu yapılacaktır. Belki o toplantıda daha detaylar konuşulacak diye düşünüyorum. Hocam bir soru Kesinlikle, daha evet. var size. Özlem hocam, eğitimler pandemi döneminde etkilendi mi? Eğer pandemi devam eder ise eğitimleri nasıl yapmayı planlıyorsunuz diye bir soru var hocam. Buyurun. Evet, tabii ki etkilendi. Yani bildiğiniz gibi her yer online eğitime geçti. Zaten bu kadar hani bu işleri bu kadar artık hani hayatımızın bir parçası oldu şu online hepimizin bu ortamlarda buluşması artık yüz yüze buluşmaların biraz daha geri planda kalması tabii ki hastalarımızı biz davet edemedik. Yani hem hastalarımızı riske etmek hem kendimizi riske etmek. Çünkü sağlık çalışanlarını da riske edecek bir durum yok. Çünkü biz sağlıklı olmazsak hastalarımızın sağlıklı olma gibi bir ihtimali yok. Ama bu süreç içerisinde Sarıç Hocam başta da söyledi webinarlarla devam ettik hastalarımıza. Özellikle hani nakil polikliniğine gelen hastaları işte birebir içeriye alıp varsa sorunları oradan hani ulaşmaya çalıştık. Ama bildiğiniz gibi tabii ki bu süreç işte online olarak devam etmek zorunda kaldı. Tabii ki bu imkanlara ulaşabilen hastalarımız olabildiği gibi olmayan hasta sayımız oldukça yüksekti.
Çünkü herkesin evinde internet ya da bilgisayar ortamı yok. Bunun da bilincindeyiz ama biz yine de inançla ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşmaya çalıştık işin açıkçası. Evet hocam, sorular bu kadardı. Bir de vakit tam artık dolmuş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok dolu dolu ve kıymetli sunumlar oldu. Zaten gelen sorular da bunu gösteriyor. Dinleyiciler açısından da çok faydalı olduğunu ben kendi adıma ifade etmek istiyorum. Bir hafta sonra yine cumartesi yine aynı saatte bahsettiğimiz gibi bir toplantımız daha olacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocam teşekkürler. Özlem hocam teşekkürler.